ve hala da bu affedilmiş bir şey değildir. Ve biliyorsunuz ki Anadolu coğrafyasına Türkiye ismini veren biz değiliz. Yani Batılılar buraya, bize göre burası aslında Rum diyarıydı. Ama Batılılar buraya diyarı Türk diyor. Türk diyarı. Yani bu ismi koyanlar biz değiliz. Ama geldiğimiz süreç boyunca ne zaman ki güçsüz düşmeye başladık, tabii tıpkı aslında devletin bünyesi ile insanın bünyesi arasında bir fark yoktur. Her insanın vücudunda mikrop vardır. Ama ne zaman ki vücut direnciniz düşer, mikrop da sizi alaşağı eder. Devletler de böyle. Yani ne zaman güçsüz düşmeye başlarsanız, çevrenizdeki veya içinizdeki mikroplar sizi alaşağı ederler. 100 yıl önce gerek dıştaki mikroplar, gerekse içteki mikroplar dolayısıyla bu bünyeyi sallamışlar. Ama biliyorsunuz yıkamamışlar, yıkamayacaklar da. Ondan şüphem yok. Dolayısıyla bu bölgede yaşananlar da ki özellikle Maraş'tan tutup Tokat'a kadar devam eden bir bölge burası. Ve 100 yıl önce yaklaşıkta çok acı olaylar yaşandı. Ki bunun bir benzerini biz şeyde okuyoruz. Kazım Karabekir'in hatıralarında okuyoruz. Erzurum'da. Ermenilerin yaptıklarını. Yani o hatıratında çok acı şeylerden bahseder. İnsanların diri diri kaza getirildiğine, kaza oturtulduğundan bahseder. Kazım Karabekir ki bizzat canlı şahididir bu olayla. Yine bu bölgede de buna benzer şeyler yaşanmıştır. Şunu unutmayalım, tarihin her devresinde biz adaletli olduk. Yani biz düşmana da adaletli olduk, dosta da adaletli olduk. Hiçbir zaman adaletten şaşmadık. Yani bugün mesela roketi ilk bulan Takiüddin Efendi'dir. 1600'lü yıllarda Şeyhülislam şey vermiyor, cevaz vermiyor. Yani sen bunu atacaksın, cephe gerisindeki adamları öldüreceksin diyor. Biz sadece cephede kendimizle savaşanlarla diyor savaşırız diyor. Dolayısıyla bu buluş ortadan kalkıyor. Dolayısıyla biz böyle bir milletiz. Yani bugün gittiğimiz her yerde aman dileyene kılıç kaldırmayız. Bizimle savaşmayanla savaşmaz, kadına el kaldırmaz, çocuğa el kaldırmaz. Bugün Suriye'de televizyonlarda da bu çıkmıştı zaten. Ne yapıyor? Hangi asker gelirse gelsin, kaçacak yer arıyorlar. Omzunda Türk bayrağı